Nükhet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni programımızın açılışını sizle yapıyoruz. Sahi mi? Evet. Ayağım uğurludur Armağan. Hem de çok özlemiştim sizi. Ben de sizi çok özledim. Şimdi yeni programımızın ismi Dur Bir Dinle. Niye Dur Bir Dinle? Çünkü hepimizin hayatında, aslında hepimiz birbirimizin hayatını yanlış detaylarını biliyoruz. Evet. Yani Google'da yazılan hayatlarımız aslında yanlış. Ya da bir şey yapmışızdır ama sebebi onu yapmamızın sebebi bambaşkadır. Ama insanlar o yaptığımız şeyi yargılarlar. Bu programdaki amacımız bilinen yanlışları düzeltmek ve insanların yargıladığı, sizi eleştirdiği yerleri düzeltmek. Bak bunu yaptım ama neden yaptım? Şahane, faydalı, topluma faydalı bir program olacak bu. Şimdi o yüzden programımızın adı Dur Bir Dinle. Sizle beraber bizim hazırladığımız hayatınızı seyredeceğiz. Siz her açıklamak istediğinizde ya da düzeltmek istediğinizde dur bir dinle diyerek kesebilirsiniz. Güzel. Tamamdır. Hadi bakalım, iyi seyirler. Ben de merakla bekliyorum. Ay hadi. Gülizar gazinosundan içeri giren polisler doğrudan 17 yaşındaki soliste doğru ilerler. Reşit olmadığı halde sahneye çıktığına dair ihbar için gelmişlerdir. Hayır, Aleyna Tilki'den bahsetmiyoruz. İhbarın sahibi o dönem İngiltere'de yaşayan Kemal Duru'dur. Yani sahnedeki Nükhet'in babası. Polisler kızı alır ve seks işçileriyle beraber nezarete atar. Üstelik bir dönemin utanç verici işlemlerinden bekaret testine de gönderirler. Nükhet Duru o zorlu gecenin sabahında polis gözetiminden çıktığında büyümüştür. Sadece duygusal anlamda değil, Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın devreye girmesiyle, vali yardımcısı ve 2 şahidin imzasıyla yaşı büyütülmüştür. Aslında o imzalar sadece malumun ilamıdır. Çünkü Nükhet zaten 17 yıl boyunca hep yaşından büyük bir hayat sürmüştür. 1954'te doğan Nükhet Duru, 3 yaşında tükenmez kalemle makyaj yapıp annesinin küpeleriyle poz vermeye başlamıştır bile. 11'inde annesi ve babası ayrılır. Nükhet'in velayeti babasına verilir. Elektrik mühendisi Kemal Bey, kızını annesine göstermemek için hem uzaklaşır hem de Nükhet trafik kazasında öldü yalanını söyler. Pardon, doğru mu bütün bunlar Nükhet Hanım? Doğru. Babanız sizi annenizden saklamak için sizi öldü mü diyor. Evet. Sonra siz hiç babanızı görmediniz mi bir daha? Bu olaydan sonra gördüm tabii ki. Nasıl görmem? Yaşadığı kadar gördüm, görüştük. Ama tabii bir türlü sıcaklık sağlayamadık. Yani en büyük derdi beni bir daha hiç sevmeyeceksin biliyorum diye. Çünkü İlk o 16 yaşında geçirdiğim travma ağır geldi ve 17,5 yaşında MS'e tutuldum. Bu yüzden daha sonra bunu da çok matrak olarak düşünüp gülerek anlattım hayat boyu kendime de, ama doğru. Peki babanız niye sizi annenize göstermek istemiyor? Şimdi çok... garip bir aşkları vardı aralarında. Yani kavgalı, dövüşlü ve muhabbetli. Bu yüzden annemin onu terk etmesi ona yapılamaz, kabul edilemez gibi geldi ve neyle cezalandırabiliyorsa onunla cezalandırdı. Aslında aşk yüzünden oluyor her şey. Aşk yüzünden tabii. Tabii. Ben bir gün böyle 6 yaşında filandım. Onlar yüzünden çok çabuk büyüdüm. Allah aşkına ya boşanın ya kavga etmeyin. Başım ağrıyor benim bu yaşta dedim. Evet. Yani boşanın şeyini, tavsiyesini ilk ben verdim onlara. Ama sonra da o boşanma aslında en çok sizin başınıza dert oldu. Tabii. Tabii. Değil mi? Yani başına dert olmaktan çok dünyanın üstünde 11 yaşında bir kız çocuğu. Doğum tarihi de yanlış, oradaki yaş da yanlış. Ama tabii bazı şeylerle karşılaştırdıklarında denk düşürüyorlar. Hani bu tarihte bu yaştaydı, Nükhet de bu yaştadır diye, ama 58 doğumluyum ben aslında. 54'e getirildi. Sahneye çıkmasın için. Evet. Reşit o zaman öyle çabucacık olunmuyordu. Aslında ilk yanlışı bulduk. Siz 1954 değil, 1958 doğumlusunuz. Evet. Ama her yerde 54 yazıyor. Yazsın ne olacak, ben ondan uğraşmadım. Sonra bir ara değiştireyim mi dedim. Avukatım da dedi ki, kızım bu yazboz tahtası mı, orada iki tane şahit var, o var bu var. Huzurlu ol, barış dedi. Ondan sonra tamam peki dedim ben de. Peki, buyurun. Bu nedenle anne kız birbirlerini uzun süre göremeyecektir. Alman Lisesi'nde yatılı okuyan Nükhet, annesinden haber alamamakta, babasından ilgi görmemektedir. Evde olduğu bir gün bu dünyada fazla olduğuna karar verir ve intihara kalkışır. Kibrit uçlarını suda eritir, o sudan bulgur pilavı yapar ve yer. Üstüne de ilaçlar içer. Bir şey söyleyeceğim. Sudan bulgur pilavı ne yahu? Şimdi o hep küçükken şey derlerdi ya, çocuğumu ağzına sokma, o barut, çocuğumu ağzına sokma. Demek ki bu zehirli. Şimdi bunu böyle yalamak kötü olacak. Şöyle bir çay bardağı kadar bulguru buldum evde. Ondan sonra onları da ıslattım. Suyu çıktı. Onu böyle güzel yiyeyim istedim. Evet. Nükhet Hanım, o zaman da yani insan ölmeye niyetliyken bile... Ya. Değil mi? İçer. Henüz 12 yaşındadır. Onu yarı baygın bulan komşusu sayesinde kurtulur. Babasının bu intihar girişimine tepkisi, "Beni rezil ettin" şeklinde olur. Nükhet'in üzerindeki baskıyı artırır. Okulunu değiştirerek onu Kandilli Kız Lisesi'ne yazdırır. Nükhet esas kurtuluşu annesiyle bir arada olmakta bulur ve aynı komşunun yardımıyla izini sürer. Güzide Hanım öldü zannettiği 13 yaşındaki kızını karşısında gördüğünde şoktan bayılır. Anne kız için hem hayata tutunmaya çalıştıkları hem de babadan kaçtıkları bir dönem başlar. Bu sırada Nükhet'in sesinin güzelliği artık dikkat çekmektedir. Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasının solisti olduğunda henüz 15'inde bir çocuktur. Yine yaşından büyük işlere kalkışmıştır. Sesinin güzelliği ve sahne ışığı sayesinde çok hızlı fark edilir. Özellikle de gazinolar tarafından. O yaş için müthiş bir para kazanmakta, bazı geceler 3-4 yerde birden sahneye çıkmaktadır. Gözü okulu falan görmez olmuştur. Sık sık gazino sandalyelerinde uyuduğu, çılgınca bir temponun içindedir artık. Annesi de bütün enerjisini kızının başının derde girmemesi için harcamaktadır. Bu hayat birkaç yıl devam eder. 18 yaşındayken bu hızlı tırmanışa uzun bir ara vermek zorunda kalır. Babasının ihbarıyla yaşadıkları sadece o gecesini değil, geleceğini de derinden etkilemiştir. Hem aşırı çalışmanın hem de üzüntünün etkisiyle bir sabah uyandığında bacaklarını hareket ettiremez olur. O zaman felç teşhisi konur. Çünkü kimse MS nedir bilmemektedir. Tedavisi için aylarını ve biriktirdiği tüm paraları harcar. Ama bunu da atlatır ve sahnelere dönmeyi başarır. Bunu bir durduralım mı? O zaman MS bilinmiyor muydu? Yani bana eve gelen doktorların hiçbiri MS demedi, multiskleroz demedi. Ama sonra yıllar sonra, 23-24 yaşındaydım, tahlillerim yapılıyor. Siz MS'siniz dediler. O sebepten ben öyle oldum demiştim. Tabii. Ne kötü bir şoktur değil mi Nükhet Hanım? Hani bir sabah kalkıyorsunuz ve yürüyemiyorsunuz. Yok, mümkün değildi. Yani denedim. Sonra ev telefonları vardı başucumuzda. Aradım annemi, anneannemi. Annem anneannemdeydi. Ondan sonra kalkın gelin benim bir şeyim var dedim. Ondan sonra aylarca bu böyle devam etti. Yatağın içinde eriyordum. Sonra çok tonton bir doktor geldi. Para pul da kalmadı. Dedi ki, sen neyle hesaplaşamıyorsun çocuğum? Çok üzgünsün. Evet. Bunu kimseye söylemiyor musun? Söyleyemiyorum dedim. Utanıyorum. Ama söylemek zorundasın ve bunu yenmek zorundasın. Sen buna yenilmemelisin dedi. Çok gençsin ve bak annen anneannen perişan. Çok ağlıyorlar. Sahi mi dedim. Evde böyle bir takım tahta parçaları vardı. Her gün geldi para almadan. Bir adım attım. Sonra muz, et ve benzeri birkaç vitamin ilaçlar verdi. Çünkü o kadar ağrı çekiyordum ki artık kolumda damarlarıma girilemiyordu. Ayağımdan giriyordu morfin. Ben nasıl bir şeye bağımlı olmadım onu da anlamadım. Yani hayatım boyunca. Sonra hakikaten titreye titreye inatla ilk işim İzmir fuarındaydı. Sen iyi misin dediler. Şahaneyim dedim. Geliyorum dedim ama ilk gece sahneye nasıl? Yine titriyorum 16 yaşında o radyoda titrediğim gibi. Ama ondan sonra açıldım. Kaç yıl yattınız Nükhet Hanım? Yıl mı? Yıl değil. 6 ay falan. 6 ay. Umutsuzluğa kapıldınız mı? Kapıldım tabii çocuğum. Bana ne olduğunu bilmiyorum. Yani biraz aklım geç büyüdü. Biraz saftirik bir şeydim ben. Hala da öyle taraflarım var kaldı. Yani bana ne oldu? Ben niye böyle oldum? Bu hastalık nedir? Migren mi? Bu nedir yani? Kimde var? Ailede var mı böyle bir şey? Bu felç mi? Çünkü elim ayağım tutuyor. Elim tutuyor. Başımı çeviriyorum. Bir tek belden aşağıma batırıyorlar. Hissetmiyorum. Yok. Sonra yavaş yavaş kendine geldi ve düşünce gücünü, ruhsal kendini iyileştirmeyi biraz okuyarak, biraz araştırarak, biraz da kendi karakterim dolayısıyla neşeyle çözdüm. İlginçmiş. Yani şimdi olsa insan daha az umutsuzluğa kapılır mı? Bir de o dönem tıp o kadar gelişmiş değil. Tabii canım, tabii. Yani 40 yıl önce bu. Yani insan değil mi bir umutsuzluğa da kapılabilir? Yani öleceğime inanıyordum da yani çok sürmese bari diyordum. O amcam da yapamazsın bunu dedi. Yapamazsın. Neydi Nükhet Hanım söyleyemediğiniz? O 2 gecede geçirdiğim o hapishanedeki, Zeytinburnu'ndaki gece ve sabahı. Hapishane mi Nükhet Hanım? Bayağı Müteferrika deniyordu o zaman. Ben sahneden tuvaletim, takma kirpiklerim süpürge gibi büyük görüneyim diye yapmadığım şey yoktu. Ve tabii oradaki kızcağızlar çok iyi davrandılar bana. Sen nereden geldin diyorlar. Ben de diyorum ki Gülizar'dan. Kız orası neresi diyor. Sen ne yapıyorsun kız dedi. Ben şarkı söylüyorum dedi. Anladım filan dediler. Korkma etme bu muayene olacak şu bu filan. Hiç daha öyle bir muayene olmamıştım. İlk orası oldu. Orası oldu. Zaten o zamanlarda böyle şeyler tabu olduğunda emniyet mensupları da panikledi. Çok çabuk yürüdü işim. Sesini çıkarma. O Müteferrika dediğiniz yer Zührevi Hastalıklar Hastanesi. Hayır. Zeytinburnu'ndaki nezaret. İnsanın kızını bunu yapıyor olmasını... Ama babanız da buraya varacağını... Asla bilmiyor. Ben kızımı istiyorum, alacağım, İngiltere'ye götüreceğim. Okuluna devam edecek. Velayeti bende diyor. Buyurun, alın getirin kızımı diyor. Onlar alıp getirip önce bir kontrol altına alıp sonra sabah vermek istiyorlar Yani çünkü kimse niye beni aldığını da bilmiyor. 2 tane garip polis memuru kardeş yani. Ne yaptım diyorum. Çünkü annem hep derdi kızım cebine bir şey koyarlar bir şey olur dikkat et. Ay acaba cebimde bir şey mi var diyorum ben. Ne bileyim niye gittiğimi nereden bileyim? Nükhet Hanım götürürken sizi babanız işte velayetiniz hiçbir şey söylemediler. Hayır. Hani velayetiniz babanız da siz annenizin yanına kaçmışsınız. Katiyen böyle bir şey söylemediler. Zaten onlara da emir şöyle gelmiştir. Orada bu kız var onu yarın alın getirin buraya demişler. Nükhet Hanım şimdi o büyük bir travma ya. Bir 16 yaşında bir insanın bekaret kontrolüne tabi tutulması büyük bir travma. Daha sonra bu travma hiç başınıza dert oldu mu? Hani, oldu tabii. Şimdi açık açık söyleyeceğim, ne bileyim, seksten soğumak, işte ne bileyim, bu vajinismusa kadar gidebilecek bir mesele aslında. Aynen geçirdim. Aynen. Çok zor bunları söylemek Armağan. Ama evet, bu şeyleri yaşadım ve bazen hiç içinden çıkamayacağım zannederdim. Beni tek kurtaran müzik ve şarkılar oldu. Ben şarkıların sözleriyle büyüdüm. Hayatı öyle anladım. Ve daha eksiğini nasıl öğrenebilirim dediğimde Mehmet Teoman bana bunu okuyacağım, bunu okuyacağım, buna aldırmayacağım, bunu şöyle yapacağım diye bu iyiliğini ve desteğini asla unutmamışımdır. O şarkıları beni konuştura konuştura yazardı. Daha sonra o kadar fazla şarkı yazmamasının nedeni herhalde ilham perisi uçtu. Peki, devam edelim. Daha 18'inde neredeyse bir ömürlük belayı def etmiştir. Daha da büyümek için hazırdır artık. İlk 45'liği Aklımda Sen, Fikrimde Seni 1974'te çıkarır. Bir sonraki adım sadece onun için değil, Türk popu için de çok özel bir dönem başlatacaktır. Sahneye çıktığı Luna Park gazinosunda Mehmet Teoman adlı gencin yanına gider. Teoman hem Tanju Okan'ın menajeri hem de onun ortalığı kasıp kavuran Kadınım şarkısının söz yazarıdır. Nükhet Duru'nun isteği çok nettir. Kadınım gibi bir şarkı. Teoman'dan onu sahnede izlemesini ister. Genç kadını Urcan gazinosunda dinleyen Teoman çarpılır. Besteci Cenk Taşkan da ekibe katılır ve efsane Bir Nefes Gibi albümü doğar. Unutulmaz klasikler Beni Benimle Bırak ve Anılar bu dönemin şarkılarıdır. Nükhet Duru ve Mehmet Teoman aynı anda büyük bir aşkla yaşar. Hatta nişanlanırlar. İlişki 3,5 yıl sürer. Bittikten kısa süre sonra Mehmet Teoman yeni bir yükselen yıldızla Ayşegül Aldinç'le evlenecektir. Aldinç, çiftin ilişkisinin son zamanlarında evlerinde sık sık misafir olacak kadar yakın arkadaşlarıdır. Hem profesyonel hem duygusal bu ilişkinin bitmesiyle beraber bir başka üretken dönem başlar. 1978'de Sabahattin Ali şiirleriyle Ali Kocatepe bestelerini buluşturan Ben Sana Vurgunum ve Melankoli ortaya çıkar. Her ne kadar bugün Duru ve Kocatepe'nin arası bozuk olsa da iki büyük sanatçının bu ortaklığının yeri daima bambaşkadır. Bozuk mu aranız gerçekten? Evet, yani şu anda çok keyifli bir muhabbet yok aramızda. Kırgınım. O da bana kendi kendine kırgınmış. Benim şöyle bir hatam var Armağan. Bozulduğumu, bir şeyleri benim memnuniyetimi yok ettiğini söyleme huyum yok. Birikiyor, uzaklaşıyorum. Uzaklaştığımda da ne oldu buna, bu benim canım ciğerimde, hani beni çok severdi, aramıyor, sormuyor oluyor. Ve en sonunda da en kolay cümle, kelime vefasız Nükhet oluyor. Ben ise şunu yaptım ve ben çok üzüldüm. Üzüldüğüm zaman seninle konuşabilecek halim kalmadı. Yıllarla gayet politik ve terbiyeli, saygılı bir biçimde bazı yerlerde görüştüğümüzde kusur etmeden merhaba, nasılsın, iyi misin dedim. Ama sıkıntılarımı söylemedim. Bu bir kusur bence. İnsan içine atmamalı, rahatsızlığını söylemeli. Ben artık öyleyim, söylüyorum. Nükhet Hanım, ne garip. İçinize atıp söylememekten MS olmuşsunuz, hala içinize atıyorsunuz. Çok tatlı değil mi? Ama onun sebebini bilmiyordum ki. Yani, hayır, şimdi biliyorsunuz ki bu içinize atmaktan olmuş ama hala içinize atmaya devam ediyorsunuz. Bir kısmını atıyorsam bir kısmını çıkarıyorum artık. İyi oluyor. Çünkü ağlayamıyorum. Ağlayamama gibi bir durumum var ben. Her şeye gülüyorum. Ağlayamaz mısınız? Ağlayamam. Aa. Çok zor. Çok zor. En son ne zaman ağladınız mesela? Vallahi yazın galiba. Bunalıp. Evet. Peki niye kırılsınız Ali Bey? Onlar artık bence malum, bende kalsın. Evet. Gene içimde tutarım diyorsunuz. Gene tutarım. Peki. Nükhet Duru da o günlerden beri Türk popüler müziğinde Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer gibi devlerle aynı ligde kalır. Altın plaklar, ödüller, uluslararası başarılar günümüze kadar birbirini kovalar. Sevda, Yasaksa Yasak, Mahmure gibi hit parçalar yapmaya devam eder. Sadece şarkı söylemekle kalmaz, başka dallarda da şansını dener. Örneğin sinemada da görürüz onu. Ama prestijli, onun yükseldiği seviyede işler değildir bunlar. Beni bir durdurur musun? Buyurun. Şimdi bir dönem Yeşilçam'da seks filmleri furyası vardı. Ve orada da içinde olsun olmasın afişe resmini koyuyorlardı bazı insanların. Montajda oymuş gibi görünüp öbür türlü de hallediyorlardı görüntüleri. Yani kafa, o, bu karışıyordu. Yani yakın çekim başka gösteriyor, bedeni başka gösteriyor. O yapıyor zannediyorsun. Bana öyle bir şey de olmadı ama şimdi o afişteki Aynur Akarsu. Ben değilim. Aa. Tabii. O Aydemir Akbaş'la afiş. Aydemir Akbaş. Benim filmde rolüm vardı. Küçük bir rolüm vardı ama yeni parlamaya başladığımda ben aşık olunan abilerin tepesinde korkunç mutasip bir ailenin kızıydım. Ama tabii birden parlamaya başlayınca ben afişte gittikçe önce tek Nükhet diye yazıyordu. Sonra Nükhet Duru yazdı. Sonra yeni bir afiş yaptılar. Ve isminiz kocaman yazdı. Evet. Çünkü Ahu Tuğba, Aynur Akarsu filmin yıldızları. Ben küçük bir roldeyim. Ve soyunmuyorum. Yani mayoylayım. Mayoylayken görüyor beni. O öyle ama alttaki Düşkünüm Sana iyi filmdi. Halim Dormen vardı, Fikret Hakan vardı, Faruk Peker vardı, merhum Melih Gülgen çekmişti filmi, 83 yılı. O güzel bir filmdi. Ama öbürleri... Ayıpla Beni Hüsnü, dün böyle bir hikayesi var. Evet. Nükhet Hanım, bu Türk sinemasındaki yıldızların ve işte eski ya da büyük pop starların hepsinin porno filmi olduğu yolundaki iddiayı açıkladınız aslında. Evet. Evet. Şimdi siz anlatınca aydın bende. Tabii. Öyle. O yüzden herkesin hakkında böyle bir iddia var. Var tabii çünkü mutlaka bir takım yan sanayide bir takım filmler üretiliyor. Seyrediliyor. Biz seni biliriz diyor bir tanesi bana. Ne gibi? Diyorum ben. Aa, ne filmlerini izledim. Ne filmde? Altı üstü 4 tane filmim var. Genellikle figüranım. Yani 1 dakika görünmüşüm birinde. 6 dakika görünmüşüm birinde. Ne filmimi izlemiş olabilirsin diyorum. Ben hep Düşkünüm Sana. Şarkılar güzeldi ama değil mi diyorum. Ha, bir şey söyleyeyim mi? Bir aydınlanmaya yol açtınız bende. Evet. Bence bir sürü seyircide. Tabii. Tabii. Hiç böyle düşünmemiştim. Dolayısıyla aslında siz o filmde çok kısa oynamışken, isminiz ufacık yazarken sizin ününüzle beraber isminiz de giderek... İsim büyüdü, yine afiş yaptılar. Ya bu ne dedim? Ama artık sen çok ünlüsün yani biz de iş yapacağız herhalde dediler. Tabii biz de hiçbirimiz de o filmi seyretmediğimiz için biz de sanıyoruz ki sizi... o dönemin seks avantür filminde Nükhet Duru Aydemir Akbaş'la beraber başrol oynamış. Tabii. Bu çok güzel bir düzeltme oldu. Evet. Vallahi çok beğendim. Evet. Ben bir kere bir stüdyoya gittim. Orada bir jingle okuyacağım. Çok jingle okurdum. Reklam filmlerinde el oynatırdım. Elim muntazam falan diye. Ekmeğimi taştan çıkaran bir kızdım. Sonra gittim filme, içeride hanımefendi, gözlüklü, tatlı bir hanım dublaj yapıyor. Ekrana baktım, Zerrine Geller ve Halvet. Kadıncağız böyle ağır geliyor kadına bunu dublaj yapmak ama ekmek parası. Ay, 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 of, Aman! Bir sinirim bozuldu, bir güldüm. Kadını üzdüm tabii o kadar gülünce. Kadın bir kesti, bir sigara içti. Tekrar girdi stüdyoya. Ben de öbür stüdyoda şarkı söylemeye girdim. Yani tuhaf zamanlardı o zamanlar. Çok. Sahne ışığını en iyi yansıttığı alanlardan biri de müzikallerdir. İlk tecrübesi 1977'de Ali Poyrazoğlu ve Korhan Abay'la oynadığı Yaşa Sevgili Dünya'dır. Kapalı gişe giden oyunun bir sahnesinde üzerinde Deniz Gezmiş parkasıyla Harp ve Sulh şarkısını söylemektedir. Bir gece polis baskını olur ve komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınırlar. Böyle mi oldu? Evet. Sizin de kariyerinizin ne kadar çok polis baskını var. Son derece alışkınım, son derece. Sonra da geç kalırsam annem de telefon ederdi. Yine polisler beni gelir bulurdu. Neredesin, annen arıyor seni diye. Bu nasıl oldu? Bayağı sahneden mi? Sahneden oldu. Gala kulüpteydik. Aslında benim söylemek istediğim şeyler... dünyaya ait şeylerdi. Kaldırımlar o kadınlarla tanıştıktan sonra o gece onların ne kadar tatlı, ne kadar sevgiye muhtaç, ne kadar ürküttüklerini gördüğüm için ille de böyle bir şarkı yazacağız diye Mehmet'le oturduk. Harp ve Sulh de 74'te Kıbrıs olaylarında çok hırpalanmıştık, üzülmüştük milletçe. Ne kadar gereksiz ve ne kadar acı diye söylediğim bir şey. Aslında sol tandanslı bir şarkı değildi. Ama o zamanlar güneş diye şarkım olsa güneş ne renk? Sen yine içeri bir gel bakayım bana bir izah et diyorlardı. Her şeyi ona yoruyorlardı. Moda oydu. Ondan ilgili de gittik işte. Anlatmaya çalıştık. Öyle değil de böyle. Şöyle değil de şöyle. Bir daha böyle şeyler yapmayın deyip gönderildik ama biz devam ettik. Ertesi akşam bir daha şarkı. Aynı şeyi söyledik. İşte, sanatçı olmak da böyle bir şey galiba. Evet, hem sanatçı hem inatçı olursa. Hem sanatçı hem inatçı güzelmiş. Evet, çünkü bazı insanlar çekinip... artık bir tatsızlık çıkarmayayım ortalığa diye kaçınabilirler. Ben çok inatçıydım. Hayır, ben bunu söyleyeceğim, seviyorum diye tutturuyordum. Bir daha gideriz, bir daha çıkarız diyor. Ne olsa alıştık. Şimdi böyle değil ki ya. Gene buralara yaklaşıyoruz bence ama. Evet. O günlerin kudretli emniyet müdürü, geleceğin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, bir Parka'ya bakar, bir de Nükhet'e. Hepsi serbest kalır. Duru'nun müzikal iştahı ise hiç bitmez. Merhaba Müzik, Yedi Kocalı Hürmüz, operetler, Saz mı Caz mı, 7'den 77'ye, Carmen, Kan ve Gül, Cahide, Bu Bir Efsane gibi unutulmaz işlerde yer alır. İş kadınlığını da dener. Birden fazla kez üstelik. İstakoz satmak, tekstil sektörüne girmek, tıp merkezi açmak gibi maceralara dalar. Bildiğinizi hep merak ettiğim şey. Siz ticarete çok meraklı mısınız? Aslında değilim. Şöyle, ticareti bilmezdim. Başıma 3 defa batma gelince öğrendim. Ama yine de bir daha yapmam. Şimdi çok sık Avrupa'ya gidip geliyordum. Ünlü olduğumda tam bir görgüsüz gibi hayrandım oradaki güzellik salonlarına, şunlara, bunlara. Para da kazandım. Dedim ki yani ben ülkeme ne yapacağım ki daha? Bir güzel bir şey yapayım. Kadın sağlığı olsun. Hiç kimse hiçbir şeyi bilmiyor. Ve yani kuaförlerde cilt bakımı yapılıyor, bir yere tıkıştırılıp falan filan, işte epilasyonlar filan. Hiç steril değil. Ben çok güzel bir yer açacağım dedim. Şahane olacak dedim. Tabii bunun için Ahmet Kurtaran, Modern Folk Üçlüsü'nün hekim olanı da beni motive etti. Haklısın hemşire dedi. Açalım, ortak olalım dedi. Çok güzel ama biz 5 Nisan krizine tosladık. 5 yıl filan kliniğim çalıştı. Çok para kazanıyordum. Ama hepsi masrafa gidiyordu. Çünkü her şey %120 arttı. Kira dahil. O kiraya tutmamışım ama ben başka bir kira ödüyorum. Müthiş aletler getirdik, lease ettik. Bunların da ödemesi çıkınca ortaya ben yine sahneye koşturup para kazanıp kliniğe batırdım, yatırdım. Sonra da mesela giyine soyuna insan biraz da meraklıysa dikişin hilelerini, dikişin güzelliklerini ve önemini anlayabiliyor. Bu bilgimi her kadının sokağa çıktığında işte bu diyebileceği bir butik açayım dedim. Ve ben atölyemde diktireyim. İyi de o öyle değilmiş. Yani elbise çok güzel, satışı da var ama gelirle gider bir türlü tutmadı. Tutmuyor ve ben de zaten o kadar acayip ki hoş bir kadın geçiyorsa kapıyı açıp gel diyorum. Bu sana çok yakışır, bunu giy git. Böyle dehşet içinde bakıyor tabii insanlar. Böyle de bir huyum var. Yani aslında kendi kendimi batırmakta çok ustayımdır. Evet. Ama bunlar cüzdanını hafifletmekten başka şeye yaramaz. Onun en iyi bildiği ve bizim onu en iyi bildiğimiz şeyse müziktir. Daima iyi isimlerle çalışmasının yanı sıra buğulu sesi ve kendine has yorumuyla kendine çok özel bir yer edinir. Beğenilen tek özelliği sesi değildir. Güzelliğiyle de hep konuşulan, erkeklerin peşinde koştuğu bir kadındır. Kendi deyimiyle kurtlar sofrasında el sürülemeyen bir lokum. Mehmet Teoman'dan ayrıldıktan sonra Modern Folk Üçlüsü üyelerinden müzisyen Doğan Canku'yla ilişki yaşar. Ama en merak edilen aşkı o yılların en güçlü medya patronu Erol Simavi ile olandır. Hürriyet gazetesinin sahibi Simavi, Duru'dan yaşça hayli büyüktür ve onu kanatları altına alır. Bu ilişki 20 yıl boyunca herkesin bildiği sır olarak saklandı. Doğru midir Nükhet Hanım? Yalan mıdır bu? Hayır, doğru. Şöyle söyleyeyim. Basında bir centilmenlik anlaşması vardı kendi aralarında. O yüzden hiçbir zaman yazılmamıştı. Ama bu ilişki gerçekti. Ben kütük gibi aşık olmuştum Erol Bey'e. 21-22 yaşlarındaydım. Beni aşık etmek için büyük zeka oyunları oynamıştı tabii. Çünkü o da beni çok beğenmiş. Ve derdi ki hep, yani kızım hiç mi bir kir kalmaz insanın ruhunda? Sen nasıl böyle temiz kalabiliyorsun? Çocuk sorularımdan dolayı herhalde. Ve alınıyordum ben. Herkes diyordu ki tamam işte şimdi aklını kullan. Ayol niye kullanıyorum aklımı, anlamadım ben. Hangi niyetle yanaştım ki? Üstelik ben yanaşmadım. Aylarca peşimden geldi. Çemkirdim, şey yaptım. Ondan sonra bana kırmızı bisküvi, kırmızı sevdiğimi öğrenmiş. Kırmızı bisküvi şeyinin içinde kırmızı yüzük gönderirdi Yakut. O zaman sevinirdim. Bisküvi geldi diye. Ama bisküvi geldi diye. Bisküvi geldi diye sevinirdim. Ona bakar. Siz beni ne zannediyorsunuz diye. Tam yerli film gibiydik. Bana bir hediye kabul ettirebilmek için canı çıkardı. Ama sonra zaman içinde onun insanlara olan yardım zevkini, herkese yumuşacık ve yumuşak kalple gülümseyerek insan ayırmadan davranışını gördükçe, şahit oldukça ben onu kanatlarım altına aldım aslında. Çünkü çok içki içiyordu, çok utangaç bir insandı. Ben ona içkiyi bıraktırdım, kilo verdirdim. Sözümü dinlemezse giderim ha diyordum. Hemen bavulumu alıyordum. Tamam. Bütün içkiler evden gidiyordu filan. Günde 2 kadeh şeyi vardı. O da akşamüstü. Yemekte de yok diye. Ve bunu Hıncal Uluç tabii çok yazmıştı. Böyle gezen bir klinik gibi. Çok hoş tutmuştum onu. Çünkü çok sevmiştim. Ben bunun hep bir nasıl söyleyeyim? Piyasa rivayeti olduğunu düşündüm. Yok, hiç kimseye mesela bunu anlatamadım ve tabii ki gizlemek zorundaydım. O centilmenlik sırasında ben diye anlatacak halim yoktu. Hiç kimse hiç kimsenin sırrını ortaya koymazdı o dönemler. Ben de susuyordum, uygun davranmaya çalışıyordum. Ama yani müzik sektörü biliyordu. Benim yaşım yetmiyor tabii o kadar ama daha sonra mesela bunun hep uydurma bir şey olduğunu düşündüm ben mesela, öyle değilmiş. Yok. Ama sizi hayatınızdaki önemli insanlardan belli ki. İlk büyük aşk. Tabii yani. Sonra gazeteci Hıncal Uluç tarafından açıklanacaktır. Nükhet Hanım, şimdi siz bunu basında bir centilmenlik anlaşması var diye anlattınız ya. Evet. Hıncal Bey kendini bu centilmenlik anlaşmasının dışında tutup mu yazdı bunu, yoksa artık o yazılabilir hale mi gelmişti? İkisi de olabilir ama Hıncal Bey'in yazmaması gerekirdi çünkü Erol Bey'in, yani ben Hıncal abi diye çok sevdiğimden, Erol Bey'in evinde misafir kalmış ve onun sohbetlerini, sırlarını, düşüncelerini her zaman bende kalacak üstadım diye o evden çıkmış biriydi. Hıncal Bey öyle bir üslup kullanmayı seçti ki bir süre sonra hani o ben bir şeylere bozulup da uzaklaşıyorum ya, ha, bu hiç aramıyor beni, tabii unuttu abisini gibilerinden beni bir geisha pozisyonunda yazdı ve ben evlenmiş, boşanmış bir çocuk sahibiydim. Bunu böyle yazması gerekmezdi. Hafif geçebilirdi. Ama gelgitleri olan bir insan olduğu için bir gün der ki gırtlağında bülbül mü var? Gelir izler. Bir gün de der ki Allah kahretsin Batı müziğini bırakıp Alaturka söyledi. O onu sevenlere ihanet etti. Sonra döner birkaç ay sonra ne biçim söylüyordu ama Alaturka'yı. Bir gelgitli bir insan olduğundan çok kırıcı şeyler kullandı, cümleler. Ve bence bu ilişkiyi o şekilde yazması gazeteciler tarafından da ayıplandı. Çünkü çok saygı gören bir insandı. Bunun böyle yazılmasını hiç istemezdi. Yaşasaydı bunun bir cevabını verirdi. Siz de çok kırıldınız tabii ki. Çok kırıldım çünkü Hıncal Bey Ankara'da Cumhuriyet'te 2 sütuna 10 santim bir köşesi olan iyi bir gazeteciydi. Erol Bey'le tanıştırmam onu bambaşka bir yere getirdi basın dünyasında. En azından bunun vefasını gösterebilirdi. Ne demek istediğimi anlatabildim. Anladım. Ama farkındaysanız baştan beri bir sürü şey düzelttik. Evet. Çok faydalı program. Çok dedim, toplum için çok sağlıklı bir program. Tebrik ediyorum bu fikrini. 1984'te Metin Arı ile nişanlanan sanatçı, 1987'de eskici müzayedeciliğin sahibi Dikran Masis ile evlenir ve 1988'de oğlu Cem'i doğurur. Cem Masis bugün babasıyla çalışan bir iş adamı. Ne iş yapıyor Cem Nükhet Hanım? Ne iş olursa. Çünkü şirkette o kadar çok kol var ki mutlaka birileri de şey yapıyor yani. Kendi mi uzak duruyor? Evet. İstemiyor. İlk akla erdiği itibariyle konuşulmasını istemiyor kendiyle ilgili. Burada durdum. Bütün ünlülerin çocukları böyle oluyor. Evet. Çok, çünkü annelerinin de babalarının ne kadar bundan muzdarip olduklarını bildikleri için herhalde. Tabii. Değil mi? Tabii. Duru 1995'te ikinci kez dönemin Koç grubu kültür sanat yöneticisi Özalp Birol'la nikah masasına oturur. Bu evlilik de 3,5 yıl kadar sürer. Kariyerinin ilk yıllarından beri arkadaşı olan Neco, eşini başka bir kadın için terk edince ona Azgın Teke adlı bir şarkı yazmışlığı vardır. Nükhet Hanım, bu Azgın Teke meselesi, siz o şarkıyı gerçekten Neco Bey'e mi yazdınız? Yok, yazmadım. Ben o şarkıyı ta Gülizar'dan beri söylerdim. Eski bir şarkı. Eski bir şarkı ve kendi kendime o zaman böyle komik şeyler buluyordum. İşte diyorum ya, bir şov yapayım, düzgün söylemeyeyim, bir şeyler yapayım, insanlar eğlensin. Niye evinden çıkıp geliyor, çık orada böyle kazık gibi dur şarkıyı söyle. Bir şeyler yapayım istiyordum. Neco ile Oya'yı ben tanıştırmıştım. Oya o zaman Metin Ersoy'dan ayrılmıştı ve Gülizar'a o da ben de şarkıcı olacağım diye geldi. Tanıştık, ahbap olduk filan. Baktım çok zarif, çok tatlı. Neco da çok evlenmek istiyor. Çıldırıyor, ben bir kızı bulacağım, evleneceğim. Tamam kardeşim, ben biriyle tanıştım. Gel seni baş göz edivereyim. Ama efendi ol dedim, yani öyle kızı ertesi gün tanımazdan gelecek. Sen bir şeyler olup bozuk atarım abi dedim. Beraber şarkı söylüyorduk galada. Ondan sonra tanıştılar, yıllar geçti, yavrular oldu, elimizde büyüdüler filan. Fakat hani ömrünün sonuna kadar evli kalamayabiliyor insan. Neco birine aşık oldu ve ben boşanıyorum senden dedi. O sırada da ben İzzet Çapa'nın gece kulübünde yıllar sonra hatırlayıp hem bu şarkıyı söylüyordum hem Mombay söylüyordum. Sema'dan duymuşuzdur. Böyle birkaç operet şarkısı söylüyordum. Lüküs Hayat da vardı bunların içinde. Tam bu olay hareketliyken içeri kamera girdi. Hazarda moruksun, aklım fingir fişte. Tabii şimdi sen ne kartorozsun, sen gözün çöplükte. Ben bunu söyleyince masadaki abim, montajcı abim, abi şarkıya bak Nükhet ona yazdı galiba. Aklımda sen de sahnede söylediğim bir şarkıydı. Bana önerilen şarkıları kabul etmediğim için bari o sahnede söylediğin güzel onu yapalım kızım 45'liği dediler. Neco Bey'le aramız bozuldu mu bu şarkı? Bozuldu tabii. O da hakikaten öyle zannetti. Hala küs müsün? Yok değil. Sonra anlatabildiniz kendinizi. Ona anlattım tabii. Ondan sonra ya zaten insan o arada çok sinirli oluyor, gergin oluyor. Çok sinirliydi o İdil Hanım'la olan ilişkisi ortaya çıktığında. Herkese bir şey fırlatıyordu. İstemiyordu bunun üstünde konuşulsun. Hakkı. Çok kızgındı yani. Bu yüzden bir süre bana da kızdı. Sonra bir gün telefon açtım. Ya sen deli misin ya dedim. Bu kadar yıllık arkadaşız. Olay böyle dedim. Özür dilerim tamam bacım dedi. Oldu bitti. Her arkadaşıyla arası bozulmaz elbette. Sezen Aksu, Nilüfer, Bülent Ersoy, Zerrin Özer, Emel Sayın gibi dev isimlerle dostluğu hep sürer. Bugün hala bir araya gelip sohbet ediyorlar, hatta Duru'nun söylediğine göre nakış işliyorlar. Adeta her biri birer mahmure. Hem dostlukların hem de dostlarıyla beraber iş yapmanın kıymetini hep iyi bilir. Tanju Okan'la başladığı düetler kariyerinin daima önemli bir parçası olur. Salim Dündar, Erol Evgin, Neco'dan İbrahim Tatlıses'e kadar uzanan erkek şarkıcılarla ortaklıklar hem onu hem bizi zenginleştirir. Hafızamızda en taze duranı ise şüphesiz Cenk Eren'dir. Muhteşem ikili olarak yaklaşık 8 yıl boyunca hepimizi eğlendirirler, duygulandırırlar. Üstelik Nükhet Duru düet geleneğini bugün de sürdürüyor. Geçen yıl çıkan Hikayesi Var albümünde unutulmaz şarkılarını Kenan Doğulu, Sıla, Zeynep Bastık, Kalben gibi isimlerle yeniden yorumlamıştı. Nünü çok zor geçebilecek bir hayatı tersine çevirmeyi becerdi. Bunda özgüveninin ve kendini yenileyebilme becerisinin payı büyük. Hayır, kastımız varlığından bir türlü emin olamadığımız estetikleri değil. Bugün sosyal medyadaki samimiyeti ve şeffaflığıyla şu ana kadar adını geçirdiğimiz pek çok kişiden daha genç kalmayı başarıyor. Yani erken büyüyerek yazmaya başladığı hikayeyi hiç yaşlanmayarak sürdürüyor. Ay ne tatlısın. Nükhet Hanım, estetik meselesinde sizi hep çok hırpalıyorlar değil mi? Hırpalıyorlar yani beni ve herkesi. Ben de bir şeye net cevap vermeyi sevmiyorum. Çünkü belki bir gün yaptırırım. Benim göz altım ve göz üstümden başka estetiğim yok. Yani bunu kimseye anlatamadım tabii ki. Siz hep böyle, siz hep olmadığını, herkesin niyeyse olduğunu iddia ediyor. Tabii. Peki şu kadar resme baktın. Gençlik ve yaş almışlığın dışında ciddi bir değişim var mı? Yok. Aynı yanaklar, tombul, ne yapayım? Dolgu değil, tombul. Değil. Ya, doktor bile inanmadı. Doktora gittim. Yok canım dedi, olur mu? Bu böyle olmaz, bu yaşta böyle bir şey doku dedi. Adam eldivenleri giydi. Rank diye elini ağzıma soktu. Bütün şurama kadar girdi parmağı ha. O kadar. İddialandı adam. Aa dedi, evrene baktı. Yokmuş dedi. Yani anlatamıyorum. Tabii ki kiloyla da şişiyor yanak. Bir de bir ara kortizon verildi bana çok. Öyle de şişiyorsun. Şiştikçe geriliyorsun hayatım. Canım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Aslında 3 tane önemli şey düzelttik. Evet. Doğum tarihiniz. Evet. Sonra? Seks filmleri. Seks filmleri ve bir de aslında Hıncal Bey'le olan evet. mesele. Evet. Ve bence hayatınızda önemli bir de kilometre taşları bunlar. Tabii. Tabii çünkü bunları konuşabildiğin zaman röportaj yaptığında nasıl yazılacağından emin olamıyorsun. Susuyorum, oturuyorum ama burada delikanlıca bir durum var. Yani rahat rahat söyler insan. Yani artık utanacak, sıkılacak da bir durum yok. Kendimden çok büyük bir adama aşık oldum diye. Ne yapayım? Oldu işte. Nükhet Hanım, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün hayatınızla ilgili çok gözükmese bile bence önemli şeyleri düzelttik. 6-7 evet. nokta düzelttik yani. Evet, evet. Diyorum, vatana, millete çok hayırlı olacak bu program. Hem keyifli, hem biraz böyle anılarda gezindik. Ben de o resimleri gördüm, böyle kim bilir konuşmadığım neler geçti aklımdan. Sonra senden konuşuruz. Tamam. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.